Rusça Türkçe Dersler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rusça'daki argo kelimelerin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Yalnızca argo kelimeler değil, günlük hayatta kullanılan bazı jargon kelimeleri de öğreneceğiz. Birinci bölümün sizin çok hoşunuza gittiğini düşünerek ikinci bölümü de hazırlamak istedim. Aynı zamanda bizi Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayınız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk kelimemiz buhoy, buhaya. Buhoy erkekler için kullanılır, buhaya ise dişi cins için kullanılır. Anlamı ise sarhoş anlamına gelmektedir. Resimden de anlayacağınız üzere Tom içkiyi biraz fazla kaçırmış. Думаю, что ты уже бухой. Больше не пей, пожалуйста. Bence sen artık sarhoşsun. Lütfen daha fazla içme. Наташа пришла домой бухая. Не злись. Сегодня 8 марта. Наташа eve sarhoş geldi. Kızma. Bugün 8 Mart. Bu kelimemizin literatürdeki karşılığı ise пьяный, пьяная'dır arkadaşlar. O kelimeleri edebi metinlerimizde veyahut da bizden yaşça büyük birisiyle konuştuğumuz zaman kullanabiliriz. Lakin buhoy ve buhaya kelimelerini bizden büyük kişilere karşı kullanmamamız gerekir. Havat. Bu kelimemiz iki anlama sahiptir. İki anlamı da tamamıyla argodur. Günlük hayatta kullanılır. Birinci anlamı bir şeyi anlamak. İkinci anlamı ise yemek yemektir. Как ты хаваешь такую задачу? Böyle bir problemi nasıl anlayabiliyorsun? Buradaki problem kelimemiz yani задача matematik problemi olarak düşünülmelidir. С нами будешь хавать? Такое мясо кто не хочет хавать? Sen bizimle yemek yiyecek misin? Böyle bir eti kim yemek istemez? Bir diğer kelime grubumuz ise мне да лампочки. Мне да лампочки. Bu kelime grubumuz umurumda değil, çok da fifi gibi anlamlar barındırmaktadır. Bu kelimenin edebi dilde veyahut da gerçek hayatta büyüklerimizle karşı sohbet ederken kullandığımız hali ise мне всё равно. Yani bana fark etmez, umurumda değil anlamına gelmektedir. Мне до лампочки, хорошо или плохо вы знаете французский, потому что я не знаю его совсем. Fransızca iyi veya kötü biliyor olmanız benim umurumda değil. Nasıl olsa ben onu hiç bilmiyorum. Что ты наделал? Всё испортил. Мне до лампочки, что с вами происходит? Конечно, тебе до лампочки, потому что испортилась моя жизнь. Ani tvaya. Ne yaptın sen? Her şeyi mahvettin. Çok da umurumdaydı sizin aranızda olanlar. Tabii ki de senin umurunda olmaz. Çünkü hayatı mahvolan benim. Sen değilsin. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer mniye olmasıdır. Bu kalıbı kullanmamız için datilni padejin cevabını almamız lazımdır. Yani kamu. Mniye, tibye, ему, ей, им. Son cümleden de anlaşılacağı üzere конечно тебе, yani sana. Bir diğer kelimemiz ise тусит. Bu kelimemizin anlamı çılgınlar gibi eğlenmek veyahut da kafayı bulmak olarak da düşünebiliriz. Наконец-то сегодня пятница. Тусим до утра. Nihayet bugün artık cuma. Sabaha kadar eğleneceğiz. İnternette çok güzel bir caps buldum arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Если хочешь тусить, туси. Если хочешь бухнуть, бухни. Только знай, что в конце пути понедельник. Черт побери. Eğlenmek istiyorsan eğlen. İçmek istiyorsan iç. Yalnız unutma ki yolun sonu pazartesi. Kahretsin. Bu kepsimizde arkadaşlar tamı tamına
3 farklı argo kelime kullanmış bulunmaktayız. Birinci kelimemiz tusit, ikinci kelimemiz buhnut ve üçüncü ve son kelimemiz çortpabiri. Tusit kelimemiz eğlenmek demiştik. Buhnut içki içmek arkadaşlar. Buhoy ve buhaya kelimeleri buhnut fiilinden türemiştir. Çortpabiri ise kahretsin anlamındadır. Bir diğer kelime grubumuz hren znaet. Hren gerçekte bir bitkidir. Bir çeşit turptur. Hren. Fakat günlük hayatta Rusça'da bir şeyi bilmediğimizi ifade ederken hren znaet diyebiliyoruz. Mesela hren znaet kto ukral moy karandaş. Kim bilir benim kalemimi kim çaldı? Bir yere vurgu yapmak isterim ki hren aynı zamanda kabalık ettiysem özür dilerim. Erkek cinsel organı anlamına da gelmektedir. Kullanıldığı kontekste göre değişmektedir. Mesela если сегодня ты не придёшь, то хрен получишь деньги. Eğer bugün gelmezsen paraları nah alırsın gibi bir anlam çıkmaktadır arkadaşlar. Tekrardan affınıza sığınırım. Хрен знает'in yerine чёрт знает de diyebiliriz. Чёрт şeytan demektir. Şeytan bilir anlamına gelmektedir tam çeviri olarak. Lakin biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman şeytan bilir demiyoruz da kim bilir olarak çeviriyoruz. Lakin argo kelimeler olduğunu unutmamak gerekir. Bir diğer kelimemiz ise nifiga. Nifiga hiçbir şey anlamına gelmektedir. Странно. Велосипед катится сам. Я нифига не вижу. İlginç. Bisiklet kendi kendine gidiyor. Ben hiçbir şey görmüyorum. Nifiga sibi. Nifiga sibi şaşırtma bildiren bir kelime grubumuzdur. Nifiga sibi dediğimiz zaman şaşırdığımızı vurgularız. Yok artık, vay canına gibi anlamlar elde etmekteyiz. Nifiga sibi. У тебя такая крутая тачка. Bu cümleye ayrı olarak incelemek isterim arkadaşlar. Çünkü bu cümlede de 3 tane argo kelime kullanmış bulunmaktayız. Nifiga sibe, vay canına anlamına gelmekteydi. Krutaya ve taçka kelimesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar, krutaya kelimesinin başlangıç hali krutoy fiilidir. Yani erkekler için kullanılır. Krutoye, orta cins. Krutaya, dişi cins. Krutaya, çoğul halde demek, çoğul halde kullanırız. Krutoy kelimesi dik anlamına gelmektedir. Lakin argo anlamda kullandığımız zaman cool anlamını elde etmekteyiz. Bir edebi eserin içinde krutoye garı kelimesini gördüğümüz zaman bunu argo olarak algılamamamız gerekir. Krutoye garı dik dağlar anlamına gelmektedir. Bir diğer argo kelimemiz ise taçka. Taçka gerçekte el arabası anlamına gelmektedir. Lakin bu cümleyi incelediğimiz zaman u tibia takaya krutaya taçka. Yani gerçek bir arabayı gerçek bir arabaya vurgu yapmış oluruz. El arabasına değil. Bir diğer argo kelimemiz ise zaşkvar. Zaşkvar ayıp, utanç anlamına gelmektedir. Твой поступок просто зашквар. Senin davranışın tam bir utanç verici. Блин. Блин kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığını sizlere açıklayamayacağım. Lakin блин kelimesi gerçekte ekranda gördüğünüz yiyeceğin Rusçasıdır. Sovyet ülkelerinde bu yemek çokça ünlüdür. Lakin günlük hayatta kullandığımız zaman tahmin ediyorum ki lan anlamına gelmektedir. Bu blin kelimesinin açıklamasına inanın ki bana yani üniversitede öğrendiğim profesörler bile bana açıklayamamıştı. Hepsinden aldığım cevap ise zamanla sen kendin öğrenirsin demişlerdi. Ben de zamanla şunu anladım ki bir şeyleri unuttuğumuz zaman,
şaşırdığımız zaman veyahut da birine kızdığımız zaman blink kelimesini kullanıyoruz. Şunu söylemem gerekir ki blink kelimesi o kadar da kötü bir kelime değil anladığım kadarıyla. Çünkü üniversitede derste benim arkadaşlarım da herhangi bir şey anlatırken hocanın karşısında blink kelimesini kullanıyorlardı. Ben oradan lan kelimesi olabileceğini çıkarımını yapmıştım. Örneklerimizi inceleyelim. Blin, yazable izet dokumente. Üf ya, ben dokümanları almayı unuttum. Что-то делаешь, блин? Sen ne yapıyorsun ya? Bu cümleleri tam olarak bu şekilde anlamamız gerekir. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Bir diğer kelimemiz ise babka. Babka nine demektir. Babki nineler anlamına gelmektedir. Lakin günlük hayatta babkiyi nineler anlamında kullanmıyoruz arkadaşlar. Daha çok gençler bu anlamda kullanmıyor. Peki babkiyi ne anlamda kullanıyoruz? Tam da resimde gördüğünüz anlamda kullanıyoruz. Babki para anlamına gelmektedir. Babkinin eş anlamı ise babla'dır. A где бабки? Paralar nerede? Как заработать много бабла? Çok para nasıl kazanılır? Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yorum kısımlarda Instagram adresimizi bulabilirsiniz. Sizden ricam sosyal medyada bizi takip etmenizdir. Dersimizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.